Marksist edebi eleştiri kuramından sonra sırada determinizm yani gerekircilik sosyolojik eleştiri olarak da adlandırılan determinist kuram edebiyat eserinin üretildiği toplum çevre ve dönem etkenlerinin önemini vurgular. Edebiyat eserinin üretildiği toplum, çevre ve dönem etkenlerinin önemini vurgular. Determinist eleştiri kuramının önde gelen temsilcileri Fransa'da ortaya çıkan Steyl, Saint Beau ve Hippolytein bunlardır. Stil bir halkın düşünce ve duygularını belirleyen şeyin ortak yaşam olduğunu, ortak yaşamın da yaşanılan yerin iklimine, siyasal kurumlara, dine ve yasalara göre belirlendiğini ileri sürer. Bu belirleyici koşullar değişirse edebiyat da değişir. Bu anlayışı ilk kez Hippolyte'in yazdığı İngiliz Edebiyatı Tarihi adlı eserinde uygulamıştır. Doğa bilimlerindeki pozitifist anlayışı edebiyata uygulayan tayine göre e, sanat olayları da fizik olayları gibi belli bir takım nedenlerden doğar. Belli nedenler ise belli sonuçları doğurur. Hippolyte'in edebiyat tarihinin ırk, çevre ve zaman etkenleri göz önüne alınarak incelenebileceğini ileri sürer. Irk kavramı düşünüre göre doğuştan gelen... Kalıtımsal ve ruhsal özelliklerin tümünü, çevre bir toplumun içinde bulunduğu koşulların tümünü ve zamanda bir toplumun ruhsal gelişiminin eriştiği son noktayı ifade eder. Bir eser, yazarın mensup olduğu ulusun özelliklerinden, çevrenin ve dönemin koşullarından etkilenir. Bütün bu koşullar eserin niteliğini belirler. Şimdi, determinizm çok karmaşık bir ee, sistem felsefede etkili, İbn Haldun'un coğrafya koşullarında etkili, edebiyatta etkili, doğa sanatlarında etkili, sosyolojide etkili, psikolojide etkili bir e, çok boyutlu bir sistemdir. Edebiyatta ÖSYM e determinizmi sorarsa onun içinde hipolitayın olabilir. ırk, çevre, zaman etkenleri olabilir. Unutmayınız. Dolayısıyla bir dönemin edebiyatını veya yazarını ele alırken önce ortam incelenmeli. Eseri belirleyen ortam aynı zamanda esere yansıyacaktır der Hippolytayn. Tayın'ın bu görüşleri bir yandan pozitif bilimlerin, öte yandan da milli edebiyat araştırmalarının egemen olduğu 19. ve 20. yüzyıl edebiyat araştırmalarında büyük ilgi görmüştür. Bu anlayış edebiyat araştırmalarında tarihçi yaklaşımları temellendirdiği ve hızlandırdığı gibi eleştiride bilimsellik tartışmalarını da başlatmıştır. E determinizmin sorulduğu şıkta doğru cevabın determinizm olduğu bir soruda içinde pozitivizm olabilir. Auguste Comte olabilir. Bunları da unutmayınız. Söz konusu düşünce daha sonra edebiyat sosyolojisi ve toplumsal tarih araştırmalarında da uygulanmıştır. Ancak bu uygulamaları edebiyatın alanı içerisinde kabul etmek doğru değildir. Çünkü bu tür çalışmalarda amaç edebi eseri anlamak değil, eseri toplumu yansıtan belge niteliği taşıdığı düşüncesiyle kullanmaktır. Bu görüş edebiyatı bir toplumu oluşturan çeşitli kurumlardan birisi olarak algılamaktır. Bununla birlikte edebiyat sosyolojisi aynı zamanda yazanın içinde yaşadığı koşulları da araştırmaktadır. Öte yandan sosyolojik eleştiri, tayinden farklı olarak büyük ölçüde betimleyici bir nitelik taşır. Eser hakkında bir yargı belirtmek yerine tespit etmekle yetinir. Bir diğer ismini unutmayınız. Sosyolojik eleştiri kuramı da denilmektedir determinist eleştiriye. Bunu da burada bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videoda da başka bir kuramı göreceğiz. Görüşmek dileğiyle.